Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Beyler, şov başlıyor. Kaporta, orijinal. Balatalar, mis. Boya, efsane. Şova kanmayın, profesyonel hizmetten şaşmayın. Experix'e gelin, güvenli, kaliteli ve teknolojik ekspertizin konforunu sürün. Şov yapmayız, ekspertiz yaparız. Şov şimdi başlıyor. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Turkish Airlines EuroLeague'de 11. haftada oynanacak maçların öncesini Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Metan. Temsilcilerimizin önemli maçları var bu hafta. Perşembe ve Cuma günleri. Özellikle Fenerbahçe çok çok zor bir maça çıkacak. Şu an Avrupa'nın belki de en formda takımı Real Madrid'le oynayacak. Sadece bir maç kaybetti Real Madrid. O da ligde Unik Hacı Malaga'ya kendi sahasında yenildi. 99-96. Dozer gibiler bu sene. Zaten fizik olarak da acayip güçlü bir takımlar. Anadolu Efes de Kızıl Yıldız deplasmanına gidiyor. Kızıl Yıldız bu sene istikrarsız. Yani bir iyiler bir kötüler. Bir türlü onlar da ritim bulamıyorlar ama orada çok boğucu bir deplasman. Oradaki taraftar ambiyansı falan zaten rakiplerin hani elini ayağını titreten tarzda. Vallahi zaten Kızıldız belki de tarihinde özellikle son yıllarda en iyi kadrosunu kurdu ama şu anda 10 maçta sadece 3 galibiyet alabildi. Çok 7 türlü tane muhalifleri var. Bir türlü ritim bulamadılar. Zaten hücum güçleri de çok düşük. Birazdan da zaten Fenerbahçe'yi çok farklı mağlup ettiler. Anadolu Efes maçını konuşacağız. Orada detaylı bu tabii noktalara ki gireceğiz. İlk maçımızda Real Madrid maçı olacak. Fenerbahçe Real Madrid. Perşembe günü 20.45'te. Basketbol programlarımızı uzun bir aranın ardından yapıyoruz. Bayağı hatta oluyor. En son kanal ilk başladığımız zamanlarda yapmıştık. Bundan sonra da yapacağız. Yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir izlenme kaygısı olmadan yapacağız. Çünkü biz basketbolu da çok yakından takip ediyoruz. Sadece EuroLeague değil, Avrupa'daki bütün yerel ligleri de neredeyse takip ediyoruz. Dün mesela Real Madrid kendi sahasında Andorra'yı mağlup etti. Maçın başından itibaren çok üstün oynadı. 85-76 mağlup etti. Doğru. Hezonya mesela maçın yine yıldızlarının olduğu son maçlarda çok formda Hezonya. Bir de Real Madrid'de özellikle son maçlarda Hezonya'nın süresi de arttı. Bu bence Real Madrid'de olumlu bir etki yaratıyor. Çünkü Abalde çok kötü. Ha, bölgeleri farklı. Hani oyun kurucu guard mevkisinde oluyor Abalde ama yani skor gücü olarak çok aşağıda kalıyor. Ya bu sene dünkü maçta kadroda yoktu mesela. Abalde sence bir oyun kurucu mu? Bence değil. Bence de değil. Ama burada hani birinci oyuncu olarak oynatılıyor. Abalde hangi mevkide yani pozisyonda oynarsa oynasın. Abalde zaten iyi bir oyuncu değil. Hatta hatırlıyorsun geldiği zamanda oynuyordu. O yüzden. Geldiği zamanda seninle biz bunun konuşmasını yaptık. Ben dedim Abalde iyi bir oyuncu değil. Hani ümitliydim, olmadı. Bir Victor Claver gibi olabilir mi dedim kendi kendime ama olmadı. Fenerbahçe Beko Real Madrid maçıyla başlayalım. Perşembe akşamı 20.45'te Ülker Arena'da güzel bir maç olacak. Fenerbahçe son dönemde çok formsuz. Bir deplasman turnesine gitmişti biliyorsun temsilcimiz. Evet. Çok kötü bitti o deplasman turnesi. Kızıl Yıldız'a yenildi. Son iki maç üst üste Belgrad'da biliyorsun yenildi. Maccabi ile de Belgrad'da oynadı İsrail'deki sıkıntıdan dolayı. Ve Fenerbahçe çok kötü gidiyor son 4 maç. Real Madrid'de buldozer gibi. Ben sana hep bir şey diyorum biliyorsun. Euroleague'in açık ara en fizikli takımı. Hem fizikli hem skorer hem bölge bölge kesinlikle çok geniş bir kadroyu sahip olan takımlar. Ya kavgaya gideceksem Real Madrid'in basketbol takımındaki oyuncularla giderim. Hani Poirier, Tavares, Dek, Yabusele, Lul, Rudy. Hani böyle insanı şeydir gördüğünde korkutacak tipte oyuncular böyle. Şu anda yani Diakne bile zaten o noktada bir oyuncu. Genç oyuncu. 30 numaralı Diakne. O da katkı yapıyor. Ben bu maçta Real Madrid'i favori görüyorum. Fenerbahçe'nin ciddi sıkıntıları var bence. Özellikle savunmada ben Fenerbahçe'yi hiç beğenmiyorum bu sene. Oyun kurucu pozisyonda çok beğeniyor musun? Çok orada kötü da var. Wilbekin çok kötü mesela. Bak ya Fenerbahçe'de saf bir numara yok bence. Fenerbahçe'de Wilbekin dışında Fenerbahçe'de Scottie Wilbekin Darüşşafaka'da Avrupa Kupası'nı aldıktan sonra tamamen kariyeri aşağı yürüdü. Maccabi'ye gitti be. Çok kötüydü orada da. Yani serbest atamıyor en kritik yerlerde. Şut yüzdesi düşük. Kalates'i zaten söylemeye gerek yok. Biz Fenerbahçeliyiz mesela. Nikolates transfer olduğu zaman da bizim taraftarlar göklere çıkarttı. Muhteşem transfer. Avrupa'nın en iyi guardlarından birisi. En iyi oyun kurucularından birisi şutu diye. Şutu yok ya. Ya bize dedi ki biz başka Kalates mi izledik?
Şutu. Bundan mı başka Karates izledi? Adamın bir özelliği var. Topu alır pot altına girer. Ayağı çizgiye çarpar. Hakem işaret eder çizgi diye. Geri gider. Şut atar 10 tane. 9 tanesinde yani, çember döner. Şut olmayan guard olamaz bu dönemde. Çok kötü oyuncu yani. 2023 yılındayız yani. Dorsey net bir numara zaten değil. O İki da numara. Çok kötü oynuyor. 2 numara zaten. Bak sen yanında Misic gibi bir oyuncun olur, oyun kurucun. Mike James gibi mi diyorsun mesela? Yanında da Dorsey 2 numara kullanırsan o zaman bak Dorsey şeyde nasıldı Olympiakos'ta işte. Burada çok kötü valla. Ya ben, sen bir numara oynatırsan böyle olur. Fenerbahçe'nin kadrosunu beğenmiyorum bu sene. Papayannis'i beğeniyorum sadece. Sertaç Çamlı'ya, Sertaç Çamlı nereden çıktı? Sertaç Çamlı'ya adamlar mundar etti ya. Orada bir de 3 uzun var ama uzunların süreleri biraz bölünemiyor. O da sıkıntı, ne diyorsun? Valla Sertaç dışarıdan üçlük atar. Atıyor tabii atar, ki atar. Orta mesafe atar. Hepsini yapar. Serbest dışı atar. Ama senin Modrić'in orta mesafe atamaz. Modrić'in şutu iyi değil. Üşüt de atamaz. Golleri de kötü. O zaman Sertaç'a sen burada biraz daha sığınman lazım. Sığınmıyorsun. Real Madrid zaten çok geniş kadroya sahip. Skor yüzdesi olarak çok yukarıda bir takım. Fenerbahçe'nin zaten çok düşük bir skor yüzdesi olduğunu biliyoruz. Şu anda 78.5'lerde skor yüzdesi. Real Madrid'de 85.6'larda gidiyor. Real Madrid Hallaç Pamuğu gibi Fenerbahçe'yi bence mağlup eder. Gabriel Dek, Zana Musa, Mario Hezonya, Yabusele, Facundo Campos'a çok formda. Bu çok iyi oyuncu zaten. Lul Rodriguez maçın belli noktalarında coşabiliyorlar. Yani çok fazla skor opsiyonu var. Silah. Fenerbahçe'nin şansı hiç yok denecek kadar bence az. Jus Mateu'yu beğeniyor musun Real Madrid koçunu? Şu an iyi gidiyor hocam. O da koç yani. Lasso'nun hastalığından sonra geldi biliyorsun. Evet. Lasso ara bir sıkıntı yaşadı. Aynen. Aslında Real Madrid'in staffındaydı eyvallah ama ilk defa birinci adam oldu ve böyle kariyerli oyuncuları idare etmek de kolay değil yani. Sen ne biliyorsun? Ne biliyorsun? Ben bütün maçta basketbolda izliyorum. Sen benden daha iyi takip ediyorsun özellikle yerel ligleri. Ben Eurolig'e ve Basketbol Süper Ligi'ne bakıyorum ama Avrupa'daki ligleri senin kadar takip etmiyorum. Ama Mateo bu baba oyunculardan oluşan takımı iyi idare ediyor gibi mi geliyor? Ben maçları mesela kadarıyla izliyorum. Maçlarda hocanın yani koçun kenarda oyunculara nasıl konuştuğunu, nasıl hareket ettiğini, beden dilini hepsine dikkat ediyorum. İlişkilerini beğeniyorum diyorsun. Vallahi yani çok iyi hükmediyor. Peki tamamdır. İtüdüs'e bakıyorum. Böyle böyle yapıyor. Yani. El kol yapıyor. Sana vurmayacağım korkma. Yani kendisi şov yapıyor. Hiçbir şey yok. İtüdüs geçen atıldı biliyorsun. Bologna maçında iki teknik. Evet ha, belki diyecekler. Mateo'nun elindeki kadro farklı. İtüdüs'te belki farklı diyecekler ama ya İtudis de elindeki kadroyu da kendi kurdu yani. Ben İtudis kurdurmadım. İtudis CSK'da da büyük kadrolarla çalıştı. Aynen. İkimiz de Real alır diyoruz. Real Madrid yener. Maalesef. Bakalım ne olacak. İnşallah yanılırız. İnşallah. Bir diğer maça geçelim. Monaco Olympiakos'u ağırlayacak Perşembe günü Euroleague'de. Monaco biliyorsun Baskonya'yı yendi Cuma günü. Evet. Mike James'in kritik performansıyla. Olympiakos da kendi evinde favori olduğu maçta Zalgiris'i mağlup etti. Onlar da Nazmitru Lang'ı aldılar biliyorsun. Zalgiris'in eski oyuncusu. Vallahi ben bu transferi hiç anlayamadım. Ama statü gereği Ocak ayına kadar oynayamıyor. Evet. Öyle bir haber var. Oynamasa da oynasa bile zaten ben bu transferi anlayamadım. Long'da şut yok. Golver'in katkılarıyla devam ediyor. Maçları mesela izliyorum. Maçlarda hocanın yani koçun kenarda oyunculara nasıl konuştuğunu, nasıl hareket ettiğini, beden dilini hepsine dikkat ediyorum. İlişkilerini beğeniyorum diyorsun. Vallahi yani çok iyi hükmediyor. Peki tamamdır. İtüdüs'e bakıyorum. Böyle böyle yapıyor. El kol yapıyor. Sana vurmayacağım korkma. Yani kendisi şov yapıyor. Hiçbir İtüdüs şey yok. Geçen atıldı biliyorsun. Bologna maçında iki teknik. Evet ha, belki diyecekler. Mateo'nun elindeki kadro farklı. İtüdüs'te belki farklı diyecekler ama ya İtüdüs de elindeki kadroyu da kendi kurdu yani. Ben İtüdüs kurdurmadım. İtüdüs CSK'da da büyük kadrolarla çalıştı. Aynen. İkimiz de Real alır diyoruz. Real Madrid yener. Maalesef. Bakalım ne olacak. İnşallah yanılırız. İnşallah. Bir diğer maça geçelim. Monaco Olympiakos'u ağırlayacak Perşembe günü Euroleague'de. Monaco biliyorsun Baskonya'yı yendi Cuma günü. Evet. Mike James'in kritik performansıyla. Olympiakos da kendi evinde favori olduğu maçta Zalgiris'i mağlup etti. Onlar da Nazmitru Lang'ı aldılar biliyorsun. Zalgiris'in eski oyuncusu. Vallahi ben bu transferi hiç anlayamadım. Ama statü gereği Ocak ayına kadar oynayamıyor. Evet. Öyle bir haber var. Oynamasa da oynasa bile zaten ben bu transferi anlayamadım. Long'da şut yok. Bu sene çok kötü performansı. Genel kariyer öyle. Ha, peki. Kendine güveni yok. Zaten potaya bakamaz. Doğru. Bazı oyun kurucular vardır. Potaya bakamaz korkudan. Atmaz yani potaya. Onlardan birisi. Penetre ederek içeri girip hani bir turnike yapayım, işte bir faal aldırayım, atışa gideyim, işte şeye gideyim yani çizgiye gideyim. Bu da yok. Ya asist özelliği olarak o da yok. Ya ciddi anlamda problemli bir transfer oldu. Hani bu transfer neye göre yapıldı ben onu anlayamadım. Vallahi hani aynı Fenerbahçe'nin
bir transfer yapmıştı Fenerbahçe oyun kurucu pozisyonuna birkaç sene önce. Pierre Jackson mı? Aynen. 2013-14 aynen, sezonu. Aynen. Aynen. Obradovic'in ilk geldiği yıl. Top aynen, 16'dan önce aynen onun gibi bir transfer yani. Ben anlayamadım. Ben de sana katılıyorum. Ben de anlayamadım. Zalgiris'te de kötü oynuyordu ya. Kötü oyuncu zaten. İyi oyuncu değil yani. Ben anlayamadım transferi. Bu maç için görüşün ne? Vallahi Monaco biliyorsun Baskonya'yı mağlup etti deplasmanda. Cuma çok günü felaket abi. Bir maçtı ama Monaco ne yaptı biliyor musun? Baskonya gibi yüzdeli oynayan bir takımı resmen kilitledi. Yani doğru. İlk yarıda 36 sayıda kaldı. Maç sonunda 75 sayıda kaldı. Bir de Havert'ın şöyle bir noktası oldu maçta. Baskonya tarafında. Marcus Havert'ın erkenden üçleyince skor opsiyonu iyice aşağıya düştü. O en önemli oyuncusu zaten. Ucunda. Aynen. Kaldırıp atıyor. Çok hani Korkus mesela Long'la kıyasladığın zaman da direkt Korkus'ça şut atan, potoya tabii giden bir oyuncu. Hiç çekinmez. Şimdi Monaco'da James geçen maçta 28 sayıyla oynadı. Maçın yıldızlarından oldu. Doğru. Kemba Walker gene az süre aldı. 14 dakika. O zaten onun dizleri bitik sana söyleyeyim. NBA'de çok ceza aldı. Sakatlıklar geçirdi. Dizleri sıkıntılı. Burada fazla süre alamıyor. Aynen. Yani maça baktığımız zaman da Alfa Diallo çok iyi oynadı. 13 sayı attı. Maçın yıldızlarından birisiydi. Sayı olarak bakmıyorum. Maçın içinde de hem savunmada hem hücumda kritik atışlarda özellikle. İstikrarlı oyuncu zaten. İyi oynadı. Bayağıdır Monaco'da aynen iyi de oynuyor yani. Kesinlikle. Ben beğeniyorum Diallo. Peki Olympiakos'un sen bu sene Final Four yapabileceğini falan düşünüyor musun? Geçen senenin çok gerisindeler. Vallahi şu an sıkıntılı görüyorum ama Olympiakos Olympiakos'tur yani. Her şeyi yapabilirler. Euroleague'i alırlar diyemem kesinlikle. Ama Final Four'a kalırsa şaşırmam. Şundan dolayı ben Panathinaikos Olympiakos'un önünde görüyorum onu söyleyeyim. Zaten kadro olarak ezeli rakibi olduğu için. Hem koç hem kadro olarak da öyle zaten. Katılıyorum. Ama biliyorsun Olympiakos Olympiakos'tur. Hani en kötü zamanlarında bile bir çıkış yolu bulurlar. Ben Olympiakos'un Final Four'a kalabileceğini düşünmüyorum. Ben de zor görüyorum. Sana katılıyorum. Ama kalırsa şaşırmam çünkü bir kulüp kültürü var. Kesinlikle bir yapısı var. Bir basketbol kültürü var. Kesinlikle. Bu ayrı bir şey. Kim kazanır? Valla ben sana bir şey söyleyeyim. Ben bu maçta biraz sert savunmaların öne çıkacağını düşünüyorum. Hani böyle maç sonunda 150'lerin arasında bir sayıların çıkacağını düşünüyorum. 160'lara çok çıkmasının zor olduğunu düşünüyorum. Eğer uzatmaya giderse çıkar o ayrı da. İlk yarıdan da ben şansı şöyle söyleyeyim. 75, 76, 77 sayılarda kalır bu karşılaşma. Yani iddia tabiri baremiyle söylüyorum bunları. Hani bazı maçların üst olma noktası ilk yarılarda maça göre. Hani çok yüzleri maçta 81,5, 82,5'lar açılır ama orta seviyeli maç. Mesela bu maçta 78,5, 79,5'lar da açılır. Bunlar bile biraz sıkıntılı yani. Maç içinde çok kilitlenebiliyor Monaco. Rakibini de kilitliyor. Olympiakos da çok kilitlenebiliyor. Ben Monaco alır diyorum. Bakalım ne olacak. Ben de Monaco'nun kazanma yakın olduğunu düşünüyorum. Peki. Bakalım ne olacak. Bir diğer maça geçelim. Maccabi Tel Aviv Alba Berlin maçı. Bu maçta yine yüksek ihtimal Sırbistan'da oynanabilir. Maccabi kendi evinde oynayamıyor İsrail'de. Şimdi şöyle bir şey var. Cuma günü Kızıldız'ın maçı var. Perşembe'de Maccabi'nin var. Hani bir gün önceden o basketbolu orada oynatırlar mı bilmiyorum. Futbolda başka genelde yerde oynuyor de olabilir. Haklısın. Aynen. Belki Fransa'da oynanabilir. Strasbourg'un sahasında çünkü. O da doğru. Papua Tel Aviv'de Eurocup maçlarını oynuyor. Alba çok zayıf bu sene. Zaten Euroleague'in en zayıf takımlarından biri. Alba şu anda Euroleague'in hücum performansı olarak en kötü takımlarından birisi. Geçtiğimiz yıllarda hücumu iyi yaparlardı maç kaybetseler de. Bu sene hücumu da yapamıyorlar. Ben Maccabi alır diyorum. Sen ne dersin? Vallahi ben de Maccabi net favori görüyorum. Zaten hataya tahammülleri yok. Alba Berlin dediğim gibi bu senenin performans olarak, hücum olarak en kötü takımlarından doğru birisi. Geçen hafta da Real Madrid'e 99-75 mağlup oldular. Belki baktığın zaman da Real Madrid'e 45 sayı dersen ama öyle bir çeyrek oldu ki son çeyrek 56 sayı çıktı. 32-24 bitti. 4. periyot skoru. İlk yarı Alba Berlin 33 sayı attı. Acayip kötüydü Alba Berlin. Hatta evet, sana bir şey söyleyeyim mi? Alba Berlin 2. çeyrek başladığı zaman da ilk 3-4 dakikada yani böyle 2-3 sayı falan atmıştı. Sonlarda böyle Real Madrid'in faul hakkı da dolunca biraz sayı üretmeye başladı. Hatta geçen haftaki maçta da çok ilginç bir şey vardı. Olinde yoktu. Olinde niye yoktu onu da anlayamadım. Sakat herhalde bir sakatlık durumu aynen vardı. Spagnuolo var oyun kurucu pozisyonunda. Spagnuolo da biraz Almanya Ligi'nde skor yapıyor ama Euroleague'de maalesef yetmiyor. Alman Ligi'nde yapar. Oranın seviyesi aynen düşük. Sen iyi biliyorsun. Mesela Ziga Samar geldi. Samar geçen sene Hamburg Towers'taydı. O da Almanya'daydı. Almanya BBL'de. Ondan doğru önce zaten Fuenlabrada'da falan oynadı ama Samar da böyle bu Euroleague seviyesinde bir oyuncu değil zaten. Alba kadrosu çok yetersiz. Aynen. Ben Maccabi alır diyorum. Maccabi kazanır diyorum ben de. Peki. Bir diğer maça geçelim. Bayern Münih Virtus Bologna'yı ağırlayacak Almanya'da. Bayern Münih bu sene fena bir kadro yapmadı biliyorsun. Başa da Lasso'yu getirdiler. Önemli bir hoca. Virtus Bologna'da da eski dost Brian Dunstan var. Hepimizin çok sevdiği bir isim. Müthiş bir profesyonel. Hala da iyi oynuyor. Maşallah var.
Keşke Efes'te kalsaydı diyorum şu oyunu görünce. Ben ev sahibi olduğu için Bayern Münih tarafındayım. Sen ne dersin? Vallahi Bayern Münih iç sahada taraftarıyla iyi bir hava yakalayan, kesinlikle iyi sonuçlar alabilen bir takım. Evinde. Ben Bologna'ya bu sene çok şaşırıyorum gidişatına. Beğeniyorsun değil mi? Beğenmiyorum. Bologna çok kötü bir takım. Pardon. Bologna bu sene çok kötü takım. Ama çok iyi gidiyorlar. Ama muhteşem yani, çok anormal bir şekilde. Luka Banki kendini hatırlattı yeniden. Yani Bologna çok anormal bir şekilde benim basketbol görüşüm anlamında çok iyi gidiyor. Bak, Bologna'nın son yıllarda bir yapılanmaya girdi. Teodosic'lerin olduğu zamanki kadroya bakıyorsun. Daha şutör, daha böyle iyi hücum eden bir takım. Ya bu sene var ya, oyun kurucu pozisyonunda oyuncu yok neredeyse. Kim var biliyor musun? Zaten biliyorsun. Daniel Ekot var. Rüdberg var. CSKA'da. Andre Pajola var. Doğru. O oyuncu da var. Bir de şey var. Bir isim daha var. 50'de şutör olarak. Yok. Smith var. Doğru. Şimdi bu oyuncular var. Smith de Alba'da oynadı işte. Aynen. Şimdi Smith zaten net bir oyun kurucu değil. Doğru. Hackett zaten çok gel gitti bir oyuncu. Pajola zaten Euroleague seviyesinde değil. Ama bu oyuncularla Bologna çok iyi skorlar imza attı. Şengelya ile Dunstan çok iyi oynuyorlar içeride. Şengelya da şöyle bir oyuncu. Ya Şengelya da çok savruk bir oyuncu. Ama iyi gidiyor potaya. Arkasını alıyor, aynen, götürüyor. Aynen. Yani korkusuzca gidiyor zaten. Faaller falan aldırıyor. Ya Bologna'nın şu anda ben gidişatını biraz suni buluyorum. Vallahi Bologna playoff'a kalsa bile başarılı. Ben sana söyleyeyim. İşte onu diyorum zaten. Banki güzel gidiyor, götürüyor. Kendini bir hatırlattı Siena ve Milano günlerinden sonra. Luka Banki iyi gidiyor. Hatta dün sana bir şey söyleyeyim. Şimdi bu program izleyenler salı günü izleyecekler. Virtus Bologna dün kendi sahası deplasmanda kendi liginde birincisi 83-75 mesela mağlup oldu. Doğru. Şimdi maçı takip ettim. Maçı izledim. İlk çeyrek 13 sayı atan bir Bologna oldu. Ardından ikinci çeyrekte 26 attı. Sonra üçüncü çeyrek 18. Son çeyrek 18 sayı attı. Çok düşük. Ya Bologna'nın bu seneki kadrosunun zaten yapabileceği maksimum bu kadar hücum olarak. Tabii, doğru. Ama Bologna bu sene ciddi anlamda çok ilginç bir gidişatı imza atıyor. Bak, ben sana bir şey daha söyleyeyim. Ognen Dobrić transfer oldu şütörlük olarak Kızıldız'dan. Avudapas, ya bu seviyenin oyuncusu değil. O yıllardır orada, doğru. Onun dışında baktığın zaman da yine söyleyeceğim bir oyuncu daha var sana. Devonte Calvin Cook. Ya bu oyuncular CSKA Moskova'daydı geçen sene. CSKA'dan buraya geldi. Ha, orada oynardı VTB liginde. Bak, bir tane takımda net şutör yok. Bak, hani böyle kaldırıp atacak. Belinelli var işte tek. Belinelli var. O büyük şutör. O büyük şutör. Onun da yaşı zaten 37'ye geldi. Baba şutör. Aynen. Perdelerden çıkıp hala atar. Satıyor babalar gibi ya. Yani. Ama onun dışında böyle efektif olan, atletik olan bir tane şutör yok takımda. Kale Bimser vardı, şeyler vardı, yok. Son maçlarda özellikle şeyde kadroya girmiyor. Onu da anlayamadım. İsmini bir anda şey yapamadım. Isaac Cordinier. Onda herhalde bir sakatlığı var. Olabilir. Tam guard değil o ya. Yani 1.5 diyebiliriz. Aynen. Ama guard'da kullanıyorlar. Bayern Münih mi alır diyorsun? Vallahi ben bu maçta ilk yarıda, hani bu skor bariminden bahsettim ya sayı olarak, ben bunun ilk yarıdan 81-82'ler çıkacağını düşünüyorum. Ama maçın sonuna doğru maçın kilitleneceğini düşünüyorum. Bayern Münih'in klasik maçları böyle olur içeride. Hı-hı. Hep sonuna doğru sertleşir taraftarın da baskısıyla. Karşılaşma çok gel gitti bir maç. Ben sana söyleyeyim. Kim zor kazansa maç, şaşırmam. Ben de Bayern Münih'i favori görüyorum evinde oynadığı için. Bakalım ne olacak. Milano-Zalgiris-Kaunas maçını konuşalım. Milano yine büyük bütçeler harcadı ama facia bir performans. Ben artık beğenmiyorum Messina'yı. Beğenmiyorum. Vazgeçtin. Çok kötü yönetiyor. Zalgiris-Kaunas da bence bütçesine göre fena performans sergilemeyen takımlardan biri. Bu maçta her şey olur. Uzak durmak lazım. Ne diyorsun? Sen çok sıkıntılı bir maç. Şöyle bir şey var. Milano çok istikrarsız. Mesela 85 atıp 90 yiyorlar. Zalgiris-Kaunas'a bakıyorsun. Evinde çok iyi ama deplasmanlarda kedi gibi oluyorlar. Evinde biliyorsun, aslan. Litvanya'da bir basketbol kültürü müthiş var. Atmosfer ya, çok güzel atmosfer oldu. Hiçbir tane boşluk koltuk kalmaz. Hiçbir maçta. Tabii canım. Milano geçen hafta çok ilginç bir galibiyet imza attı. 93-71 Kızılyıldız'ı deplasmanda mağlup etti. Aynen, onu ben anlamadım. Nasıl oluyor? Yani acayip bir galibiyet oldu mi Milano'nun? Ki o maçta da özellikle baktığımız zaman da Mağdolo resmen kudurdu. 32 sayı attı ve 32 dakika oynadı. Kariyer maçını oynadı. Zaten Mağdolo, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Geçen sene Bayern Münih'teydi. Orada da iyi oynuyordu. Milano'da zaten şu anda hücum olarak takımın en iyisi Mağdolo. Çok yüzdeli oynuyor. Kendisini sahaya veriyor. Yani ben mesela Nicola Melli izliyorum. Yani ne yapmaya çok çalıştığını farksız, ben anlamıyorum. Katılıyorum. Çok kötü. Şeye oluyor, geliyorum. Shamon Shields'e geliyorum. Saçma sapan böyle atışları var. Onu sakatlıklar da çok geliyor. Nikola Mirotic rezil durumda. Kötü. Onu da söyleyeyim. Doğru. Şu anda bu takımda Mağdolo ve Davin Hall
Bence yok. Ha, belki diyecekler ki Davanol son maçta 23 dakika oynadı kardeşim. Sayı atamadı. Evet. Ama Messina ne yapıyordu biliyor musun? Son 3-4 maça kadar Davanol'u kulübe hapsetmişti, oynatmıyordu. Bence doğru diyor. Ki senin hocan zaten Ettore Messina. Artık beğenmiyorum. Yoruşun ne olur? Ben bu karşılaşmada Zalgiris tarafının skor gücü çok düşük. Onlarda da biliyorsun Long ayrıldı. Olympiakos'a evet. Transfer kayıp oldu ama. Kayıp değil bence. Kayıp değil. Zaten kazancı da yoktu takım oynadığı maçlarda. Ben Milano'nun kazanacağını düşünüyorum. O da rakibinin daha düşük seviyede bir kadro olmasından dolayı. Benim görüşüm yok. Bir diğer maça geçelim. Haftanın maçı bence. Partizan Panathinaikos'u ağırlayacak. Partizan Obradovic yönetiminde geçen hafta Cuma günü temsilcimiz Anadolu Efes'e yenildi. Panathinaikos da Ergin Ataman Hoca ile beraber. Valencia'yı kaybetti. Hem Valencia'yı yendi hem de son 4 maçını kazandı ve Ergin Hoca ile iyice bir şaha kalktılar. Vallahi Ergin Ataman Hoca bu Avrupa'nın en büyük hocalarından birisi. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Tabii canım, Ergin İkimiz Hoca çok önemli bir hoca. Biliyorsun yani. Fenerbahçe taraftarıyla Ergin Ataman arasında olan husumetli maalesef husumeti ama sıkıntı var. Ben buradan söylüyorum kardeşim, Ergin Ataman Türk basketbol tarihinin en büyük hocası. En büyük hocalarından, Avrupa'da da en büyük hocalarından. Türk basketbol tarihi. Ben Ergin Ataman'ı çok seviyorum. Açık ara en büyük koçu. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da yaptıklarıyla en sonunda Anadolu Efes'te. Ergin Ataman'la beraber Lisort'te yükselişe geçti. Lisort'u ben hep beğeniyorum. Çünkü atletik uzunları ben her zaman çok beğeniyorum. Eski takımına karşı oynayacak o da. Doğru, geçen seneki takımına. Çok zor bir maç. Panathinaikos'u bir tık önde görüyorum. Çünkü Kendrick Nunn takıma oturdu. Yorumun ne olur? Kendrick Nunn son maçta 13 dakika oynadı Valencia maçında. 5 sayı attı, onu da söyleyelim. Ligdeki maçta iyi oynadı Kolossos maçında. Pazar günü. Lisort 17 sayı attı. Mutoğlu 14 attı. Gergonis 11 attı. Kostas Lukas 12 attı. Jerian evet. Grant geçen sene Türk Telekom'da oynamıştı. 13 sayı attı. Luka Vildoza bir türlü devreye giremedi. 6 sayı attı. 19 dakika doğru oynadı. Kendrick Nunn 5 sayı attı dediğim gibi. Balkarovski bence bu takımın en zayıf halkası. Onu söyleyeyim. Bence Euroleague seviyesinde değil. Mandzukas 9 sayı attı, 10 dakika oynadı. Köşeden bir de dehşet üçlük aynen, atıyor. Aynen 10 dakikada 9 sayı, hani o aldığı süre karşılık iyi oynadı. Çok iyi. Panagiotis, Kalziakis de sadece 4 dakika oynayıp 2 sayı attı. Morayitis var bir aynen. Onlar rotasyon. Yani onlar ligde kullanıyor hoca Kostas biraz. Kostas Antetokounmpo hiç süre almadı. Kostas Antetokounmpo zaten bu sene sadece 1 maç oynadı. İyi oynamıyor. Zaten bu transferi de ben anlayamadım. Yerel ligde oynatıyor hoca. Euro ligde oynatmıyor. Hı-hı. Ne düşünüyorsun maç için? Valla Partizan'ın geçen sene kurduğu kadrodan sonra ben şunu demiştim. Bence sene daha da üstünde bir kadro kurulur. Kurulmadı. Ama kurulmadı. Geçen hafta Panther yoktu. Avramovic yoktu. Trifonovic dediler. Yoktu. Büyük ihtimalle zaten şey yok da Panther. Bir ay dedi. Avramovic'le Trifonovic de büyük ihtimalle oynamayacak gibiler. Ki oynasalar bile, ki ben Avramovic'i çok beğeniyorum. O da korkunca direkt potaya gidiyor, atıyor, üçlük deniyor. Biraz Campazzo'nun alt modeli gibi. Aynen. Korkusuz. Tam tersi bir de sol elli. Doğru. Aynen. Öyle atıyor. Vallahi bence Panathinaikos kazanır diye düşünüyorum. Ve bir de ben sana şunu zor soracağım. Maç. Katılıyor musun bilmiyorum. Ergin Ataman son 4 maçtır kazanıyor ama eğer şu maçı alırsa tam bir mesaj verecek tüm Euroleague'e. Bir maçı daha var Panathinaikos'un. Ekim ayının içinde içeride Real Madrid'le oynayacak. Eğer Ergin Hoca o maçı kazanırsa OAK her maç yıkılır artık. Aynen. O maç tam hedef maç. Ergin Ataman zaten Berdan hoca demişti koçu. Her maç daha da yükselecek bu öyle de oluyor demişti. Taraftar hatta şimdiden playoff'un biletini alsınlar falan doğru demişti. Hoca da. Valla ben Panathinaikos'tan çok umutluyum. Ben de. Kızıl Yıldız Efes maçına geçelim. Kızıl Yıldız Anadolu Efes maçı. Temsilcimiz Sırbistan'da olacak pazartesi akşamı. Şey cuma akşamı çok aynen pardon. Efes. Maç 5 galibiyet 5 mağlubiyet. 5 gidiyor aynen. 5 galibiyet 5 mağlubiyet. Kızıl Yıldız 3 galibiyet 7 mağlubiyet. Kötü başladılar. Ama ben Anadolu Efes'in kırılgan bir yapıda olduğunu düşünüyorum. Kadrosu iyiydi zaten. Kızıl Yıldız'ı favori görüyorum bu maçta. Senin görüşün ne olur? Vallahi Efes kırılgan bir takım bu vallahi sene. Vallahi Kızıl Yıldız da şu anda düzen oturmadı. Ben mesela zaten Şahbaz Napier, Olimpia Milano'da çok iyiydi. Ya burada hiç top sokamıyor. Çok kötü. Katılıyorum. Ya bakıyorsun Ognjen Kuzmic artık çok ciddi anlamda sakat şey kazada yani geçirmişti biliyorsun. Beyninden hasar almıştı. Maalesef. Hala onunla oynuyorlar. Geçen hafta ayrıca Anadolu Efes Şenel Erkin'in muhteşem performansıyla maçı kazanmıştı biliyorsun. 27 sayıyla oynadı. Darius Thompson 18 sayı oynadı. O da yavaş yavaş ısınmaya başladı. Sen özellikle son maçta Holas'ın oynamaması ve özellikle yine baktığımız zaman da Tibor Plyce'ın hiç süre almaması, hatta kadroda olmaması Tibor için ne sakat diyorsun? Hoca açıklama yaptı. Yaptı mı? Holas da zaten Euroleague oyuncusu değil. Holas ligde bile çok kötü. Aynen orada da iş yapamıyor. Ya Efes için bu sene böyle gidecek. Yani Efes'ten bir ümidim yok benim. Benim böyle de yok. Geçer. Ben hatta Efes playoff'a kalamazsa şaşırmam. Onu da sana söyleyeyim. Ben de aynı görüşteyim. Geçen sene de zaten kalamamıştı biliyorsun. Ben bu karşılaşmada hiçbir görüşüm yok. Peki. Hani maç sıkışırsa hiç şaşırmam. Barcelona-Asvel maçına geçelim.
çok konuşulacak bir maç değil bence. Barcelona net kazanır. Sen ne düşünüyorsun? Ben de öyle düşünüyorum. Ağır favori bence. Asvel'de Nando De Colo sakat. Son maçlarda hem ligde hem Euroleague'de oynamıyor. Oynamıyor. Parisli, Kabarot oyun kurucu pozisyonlarında maalesef. Çok hani Parisli çok istikrarsız bir oyuncu. Kabarot da istikrarsız bir oyuncu. Takımda bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? En istikrarlı yıllardır oynayan tek bir oyuncu var. 5 numara Charles Cowdy. O yıllardır orada. İçeriden, Demirbaş. Dışarıdan. Aynen. Atıyor. Hep hani takımda hocanın ne bekliyorsa koç. Onun karşılığını veren bir oyuncu. Yok rol oyuncusu. Yıldız bir oyuncu değil Yusuf zaten. Yusuf Ol çok kötü. Ya mesela boyu uzun. Potonun dibinde bitireceği top bitiremiyor. Doğru. Serbest atış yüzdesi de zaten çok düşük. Çok kötü. Asfel'in ben bu anlamda hiç şansın olduğunu düşünmüyorum. Katılıyorum. Bence Paulo Grana'da Barcelona'nın kazanacağını düşünüyorum. Aynı görüşteyiz. Son maçımız da Valencia Baskonya maçı. İki İspanyol takımının maçı. Çok sert bir maç olacak bu maçta. Baskonya rahat skor bulan bir takım. Valencia'da daha savunmacı bir takım. Valla ben bir görüş belirtmiyorum bu maça. İki özellikleri farklı takım. Yorumun ne olur? İkisi de 5-5 gidiyor şu anda. Doğru. 10 maçın 5'ini kazandılar. Geçen hafta Valencia Panathinaikos'a 90-73 mağlup oldu. Baskonya'da kendi sahasında Monaco'ya mağlup oldu biliyorsun. 75-77 aynen. Kaybetti. O yüzden Baskonya'nın ve Valencia'nın da kesinlikle bu maçı kazanmaları gerekiyor. Doğru. Şöyle bir nokta var. Baskonya deplasmanda oynadığı maçlarda çok iyi. 4 maçın 3'ünü kazandı. Evet, o çok önemli. Birinde mağlubiyetle ayrıldı. Valencia'da iç sahada oynadığı 5 maçın 4'ünü kazandı. Evet. Böyle de bir istatistik var. Valla bu maçın kitlenme ihtimali de yüksek. Özellikle İspanyol takımlarının Euroleague'de oynadığı maçlar genelde kitleniyor. Doğru. Çok fazla savunma ağırlıklı ve sert savunmaların olduğu maç oluyor ki Valencia'nın zaten skor gücü çok yüksek bir takım değil biliyorsun. Baskonya biraz daha etkili. Costello, Kosar, Howard, Cody McIntyre biliyorsun evet. O da ligimizde Antep'te oynamıştı. Antep'teydi geçen yıl. Antep'te mesela kötüydü ama Baskonya'da tutup doğru. Başlamıştı. Son haftalarda burada daha iyi oynuyor. McIntyre çok iyi oynuyor yani. Euroleague'in evet. Seviyesine çıktı bir anda. Özellikle Costello çok iyi oyuncu. Marinkovic. Doğru. Vanya Marinkovic. Yüzdesi çok yüksek olan bir oyuncu. Ki ben sana bir şey söyleyeyim mi? Moneke'yi tutamazlar Avrupa'da. Pivot. Doğru. Felaket atletik. Dışarıdan doğru. İçeriden. Yani ortadan biliyorsun Karhainz'e top getiriyorlar Milano'da. Oyun kurucu gibi getirebildiği için Moneke'ye de burada bu özgürlüğü veriyorlar. Moneke biliyor musun? Hainz'in iki kat gömlek üzerinde. Mirsad Türkçan da zamanında öyle yapardı. Fenerbahçe'de falan, aynen. Efes'te gençliğinde. Atletik hırslı. Getirirdi direkt. Yüzdesi çok yüksek Moneke'nin. Moneke tabii. Biliyorsun zamanında Monaco'da oynadı 2 sene önce falan. Aynen. Moneke iyi bir oyuncu. Baskonya'nın sadece bir tane onu ikame alması gerektiğini düşünüyorum. Bir de oyun kurucu pozisyonunda bence Baskonya'nın sıkıntısı var. Chozie bence bu takımın oyuncusu değil. Maç için görüşünle. Vallahi ben bu maçta yüzdeli bir maç olur diyorum. İlk yarı için, itte oynayanlar için barem olarak ilk yarıda eğer 79.5-80.5 falan açılırsa oynasınlar ama 82.5-83.5'dan sonrası risk olur. Anladım. Benim bir görüşüm. Ama maçla ilgili kim kazanıyor da çok gel gitti maç. Aynen, zor bir maç. Eğer Baskonya'nın salonunda oynasaydı sahasında ben Baskonya kazanır diyebilirdim. Bana da öyle, ben de öyle. Hafta sonunda ayrıca bu takımlar ligde karşılaştı. Onu söyleyeyim. Çok da güzel denk geldi. Karşılaşmayı Baskonya kazandı. Hatta maç şöyle bir şey oldu. Buradan bir tekrardan istatistiğine bakıp söyleyeceğim. 83-74 bitti maç. Baskonya karşılaşmayı kazandı kendi sahasında. Maçın ilk yarısı da 37-36. Valencia üstünlüğüyle tamamlandı. Üçüncü çeyrekte 26-20 bitti. İkinci çeyrek, son çeyrekte 21-17 ile sonuçlandı. Yani ikisinde Baskonya kazandı. Valencia'nın hani biraz önce dediğim ya çok düşük yüzdeyle oynuyor. Valencia 18 tane üçlük denedi sadece 4'ünü sokabildi. Burada bir istatistik olarak söyleyelim. Ağzına sağlık. Ben de sana teşekkür ediyorum. Kapatıyoruz. Kapatalım. Temsilcilerimize başarılar dileyelim. Başarı dileklerimizi de temsilcilerimiz için iletelim. Bakalım ne yapacaklar bu hafta. Herkese de teşekkür edelim bizi izledikleri için. İyi günler, hoşçakalın. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.